Evet efendim, bu hafta gündem maddeleri oldukça yoğun. Hem gerçekleşen gelişmeler hem de önümüzdeki gelişmeler noktasında epey bir yoğun bir hafta içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve gelişimde tüm gelişmeleri ilk etapta GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır'la birlikte değerlendirelim. Kudret, merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren, hoş bulduk. Kudret, şimdi FED üyelerinden genel itibariyle Aralık ayına ilişkin aslında bakarsan piyasaların canını sıkmayacak modda açıklamalar geliyor. Ama James Bullard çok da öyle değil. Yani ciddi bir taban tabana zıtlık olduğunu görüyorum. Yani az önce zaten sen de izlemişsindir. Ben çünkü bir miktar açıklamada bulundum. Önden bir fragmanı verdim. Bu noktadan sonra da topu sana atacağım. Şimdi Richmond Fed Başkanı Berkin diyor ki yavaşlama olabilir. Yani bu biraz daha az şahin tonda bir açıklama. Ama diğer taraftan Bullard'ın dediği yani FOMC oranları yani politika faizinin %5 ila 7 aralığında olma ihtimali var diyor. Yani %5'ten aşağı olmayacak. Üst tepe %7'ye kadar da çıkartılabilir. Yani bu olasılık var açıklaması söz konusu. Ve 2023 ila 2024 boyunca yeterli yüksek oranları da sürdürmek zorunda olacağız tarzında açıklaması var. Diğer bir açıklaması da yatırımcıların yüksek faiz ihtimalini hafife aldığı uyarısı. Tüm bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsun? Aralık ayında sence 50 bas puan kesin mi? Aralık ayında öncelikle onu hemen cevabını vereyim. Çok kısa çünkü. 50 bas puan faiz artışı ihtimali neredeyse ana senaryo görüntüsünde seyrini sürüyor. Kabaca %70-%80 aralığında oylamaların devam ettiği vadeli fiyatlamalarda 50 bas puanlık faiz artışın cepte olduğunu söyleyebiliriz. Yani 75 yapar mı sorusunun cevabında hani yapma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tabii senin de özellikle vurguladığın gibi yani Aralık ayından ziyade 2023'te faizde zirve noktası ne olacak? Bu soruların cevaplarını arıyoruz. İşte vadeli tahminlerine bakıyoruz. CMI, FedWatch, işte Bloomberg'deki terminaldeki tahminlere bakıyoruz. FOMC üyelerinin açıklamalarına bakıyoruz. Bullard'ı sayarsak işte faiz şöyle olur. Bullard'ı saymazsak faiz böyle olur şeklinde bazen güzellemeler de yapabiliyoruz. Çünkü hani sen de biliyorsun ki her masada farklı böyle aykırı insanların olduğunu biliyoruz. Bullard da bunlardan birisi. Tabii Bullard bunları söylüyor ama yani arka planında şuna da bakmak lazım. Şimdi Fed enflasyonla mücadele için gerekli aksiyonları alıyor. Faiz artışı konusunda gerekli mesajlarını veriyor. Aksiyona da giriyor. Ama bir yandan da şunu görmek lazım. Yani istihdam piyasasında işler ne kadar kötü ya da işler ne kadar güzel. Yani burada istihdam piyasasında Fed'in beklediği gibi, Fed'in istediği gibi bir bozulma var mı? Yok. Yok. Olmayınca da ister istemez bazı üyeler bu noktada enflasyon işini daha hızlı bir şekilde çözelim diye daha böyle şiddetli mesajlar verebiliyor. İşte bu noktada aslında 2023 yılında faiz tarafında 5.25 mi olacak, 5.50 mi olacak, 6 mı olacak gibi rakamları aslında telaffuz edebilmemiz için bundan sonraki süreçteki istihdam piyasasındaki iyileşmeleri ya da kötüleşmeleri görmek lazım. Şimdi pandemi dönemine bakıyoruz. %3,5 işsizlik ve daha sonra pandemiyle birlikte %15'lere yakınsadı ve kabaca sonrasında ciddi bir geri çekilme ve şu anda da gelmiş olduğumuz nokta %3,7. Yani 50-55 yılın en iyi rakamlarının dibindeyiz. Bu anlamda da baktığımız zaman da eğer bu stabile devam edecekse yeni dönemde tabii ki daha fazla faiz artışı beklentileri gündemimizi meşgul eder. Ama işsizlik tarafında bozulmalar olursa bu Fed'in de istediği bir noktada olacaktır. Ve bu da mevcut süreci tamamlama noktasına gelmemize imkan tanıyacak. Ben bu noktada hani 2023 yılı için daha net ifadeler kullanabilmemiz açısından 2023 Mart toplantısındaki projeksiyonlardaki rakamların daha rasyonel vurgu yapabilmemiz için önemli olacağını söyleyebiliriz ama Aralık toplantısındaki projeksiyonlar da aslında bizim en azından şu anda önümüzü görebilmemiz açısından önemli bir referans olacaktır. Peki Kudret, dolar endeksinde artık zirve seviye geride mi kaldı sence? Çünkü önemli küresel aracı kurumlarının yapmış oldukları analiz genel itibariyle bu şekilde. Yani son olarak JP Morgan'ın açıklaması var. De diyor ki enflasyonda yavaşlama piyasaların FED faiz fiyatlarını yumuşatmasına yol açarken bu durum güçlü dolar döneminin sonunu getirebilir. Sen de aynı şeyi düşünüyor musun? Yani bu sanki Bullard'ın rehavet diye tabir ettiği o faiz ihtimali hafife alıyorsunuz
diye tabir ettiği cümlenin aynısı mı, kopyası mı? Nasıl değerlendirirsin? Bu noktada ben özellikle ECB Başkanı Lagarde'ın bundan sonraki mesajlarını çok önemsiyorum. Çünkü dolar endeksi sen de bildiğin üzere %57.6'sı euro para birimi ağırlığıdır. Bu sebeple de Lagarde eğer kendisinden bekleneni yapar ve piyasalar Lagarde'ın enflasyonla mücadele konusundaki faiz artışı düşüncesine inanırsa, evet, o zaman dolar endeksinde 110 ile 105 arasında belli dalgalanmalar yaşayabiliriz. Belki daha agresif konuşur, piyasalar buna inanırsa, o zaman 105-100 arasında bir dalgalanmayı da görebiliriz. Ama burada kilit nokta Lagarde. Son dönemde evet mesajlar veriyor. Dolar endeksinin yukarı yönlü eğilimini biraz da sınırlandırabiliyor. Piyasalar bu noktada biraz daha inanıyor gibi duruyor. Ama hani hep toplantılarda şunu söylüyor. Enflasyonla mücadelede biz faiz artışına devam edeceğiz. Ancak artış şiddetinde ayarlamaya gideceğiz. Yani tıpkı Fed'e benzer bir görüntü oluşturmaya çalışıyor. Şimdi Amerika'nın enflasyonuyla faiz oranını birbirine kıyasladığımızda, Avrupa'nın faiz enflasyonu kıyasladığımızda arada farklılıklar var. Evet, Rusya-Ukrayna süreci diyoruz, enerji bağımlılığı diyoruz, oldukça sıkıntılı bir süreç diyoruz. ECB de bu noktada istediğini yapamayabiliyor ama enflasyon faiz arasındaki makasın ciddi anlamda daralması lazım ki istenilen o sonuca ulaşabilsin. Bu anlamda da Lagarde'ın biraz daha o şahin tonlu mesajına devam etmesi lazım. Eğer bunu sağlayabilirse, evet, dolarda biz zirveyi gördük. Belli başlı bölgeler içerisinde dalgalanmalar oluşabilir. Ama bu mesajları vermezse, o zaman dolar endeksi 105'i dip yapar. 105-110 arasında 110'u yakın sayacak bir reaksiyon izleyebilir. Tabii ECB de söylüyoruz ama hani dünyanın geneline ilişkin Rusya-Ukrayna süreci, işte enerji bağımlılığı, başka jeopolitik temalar olur mu olmaz mı? Fed'in burada tekrardan şahin bir görüntü oluşturup oluşturmayacağı, bunların hepsini de yakından incelemek lazım dolar endeksi fiyatlaması için. Peki sabah Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Az önce senin de dediğin gibi ve bu açıklamalarda iki tane unsur çok önemli. Birisi Lagarde diyor ki enflasyonun Ekim'de zirve yaptığını görmeyi isterim ancak korkarım ki bunu söyleyemem. Yani bu zaten hepimizin bildiği bir unsur aslına bakarsan. Henüz orada bir enflasyonda gevşeme emaresi yok Amerika gibi. Ve diğer taraftan da şunu söylüyor. Faiz arttırım sürecinde bitişin henüz çok uzağındayız. Şimdi tüm bu gelişmeleri değerlendirdiğimizde tamamen senaryo çiziyorum. Aralık ayındaki Avrupa Merkez Bankası toplantısında 75 bas puanlık bir faiz arttırımı geldi diyelim ki. Ki bu yapılan açıklamalar biraz da buna çıkıyor. Fed'in de 50 bas puanlık faiz arttırımı yaptığı bir atmosferde bir unsur da Euro-Dolar paritesinde kuvvetli sayılabilecek bir yükseliş hareketi beklemeli miyiz? Yoksa mevcut fiyatların içerisinde zaten bu yazdığım, bu çizdiğim senaryo var mı? Teorik anlamda aslında bilinen klişe beklentiler işin fiyatlama bölümünde var. Ama ECB 75 yapar ve bir noktada o şahin mesajını vermeye devam ederse, o zaman Euro-Dolar paritesinde yukarı yönlü reaksiyonları daha hızlı bir şekilde görebiliriz. Aksi takdirde hani 75 yapıp da tamam artık ben bu kadar arttırımını yaptım, daha yavaş bir faiz artışı devam edeceğim derse, bu sefer o şahin algısı biraz daha yumuşama eğilimine girer. Bu da dolar endeksinin tekrar yukarı yönlü, Euro-Dolar paritesinin aşağı yönlü hareketler oluşturmasını sebebiyet verir. Çünkü enflasyonu kendisi de vurgulamakta, henüz bir zirve görmedik. Şimdi böyle bir durumda ECB'nin hani 75 yerine 50 yapıp işte bu şekilde yavaş tonda devam edeceğim vurgusunu yapması kendisiyle ciddi anlamda çelişmesi anlamına gelir. Bu anlamda 75'i yaparsa evet piyasalar ona biraz güvenir ama söylemlerinde de bunun devam ettirilebileceği vurgusunu da yapması lazım. Yoksa tekrar soru işareti oluşabilir dolar endeksi tarafında. Peki son olarak petrol için nasıl bir yorum yaparsın? Çünkü Çin tarafında yaşanan gelişmeler epey bir etkilediğini görüyoruz. Öncelikle Çin'in sıfır Covid politikasını beklentilerden daha kısa sürede gevşeteceğini düşünüyor musun? Ve böyle bir senaryoyu fiyatlandırması mümkün mü? Bugünden Brent petrol için söyleyeyim. Şimdi baktığımız zaman da Brent petrol ve ham petrol neredeyse 20 dolarlık bir düşüş kaydetti. Çok çeşitli haber akışları vardı. İşte Çin sıfır Covid
bu politikası, işte tavan fiyat uygulaması, resesyon tartışmaları, üretim miktarındaki değişimler gibi gibi. Ama son dönemde özellikle Çin tarafı çok daha fazla ağırlık kazandı. Ve işte bir bakıyoruz ki Çin sıfır Covid politikasında bir esneme yapmayacak diyoruz. Petrol de aşağı yönlü. Sonra diyoruz ki bir beklenti oluştu. Esneyecek diyoruz. Petrol fiyatında yukarı yönlü bir reaksiyon oluştu. Ama dün özellikle gelmiş olduğu fiyat noktası ve mevcut esneme beklentisiyle oluşan yukarı yönlü hareket biraz da manidar olduğunu söyleyebilirim. Eğer ham petrol ve Brent petrol grafiklerini aylık bazda MetaTrader platformu içerisinden açabilirse izleyiciler, burada ne demek istediğimi çok net bir şekilde görecektir. Yani kabaca Brent petrol tarafında hani 72-80 dolar bölgesi gerçekten çok kritik bir eşik noktası. Yani bu bölgenin üzerinde kalma çabasını yeni dönem petrol pozitif performans oluşturabilme ihtimali trendsel faaliyette duruyor. Yani yeni gelişmeler olması lazım ki petrolde biz Brent petrolde özellikle işte 72 doların altında bir reaksiyon görelim ki o zaman rahatlayalım. Ama piyasalar özellikle petrolün gelmiş olduğu nokta ve yaptığı dip çabasıyla biraz tedirgin olmak durumundadır diyebiliriz. Çünkü burası eğer dip kabul edilirse o zaman tekrardan biz 96-100 dolarları Brent petrolü görebiliriz diyebiliriz. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Kuzey Atay Yıldır'a değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ederiz.